Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Asya'da işbirliği ve güven arttırıcı önlemler 2. gayri resmi Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Ardından da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Gündeminde Suriye ve kimyasal silahların imhası süreci vardı. Bu olumlu gelişmeyi de her zaman takdir ettik. Ama kimyasal silahlar üzerinden sadece bunun üzerinden tartışıp sanki kimyasal silahlar sorunu çözülürse Suriye'de kalıcı bir barış sağlanır gibi bir kanaatle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını sadece buna inhisar ettirmek doğru bir yaklaşım değil. Bakan Davutoğlu'nun eleştiri oklarının hedefinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de vardı. Böylesi bir insani trajedi yaşanırken şu ana kadar Suriye'deki insani durumla ilgili hiçbir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı alınmamış olması dahi büyük bir ayıptır, büyük bir utançtır. Bakan Davutoğlu, Esad kendi halkına güvenmedi dedi. Beşar Esad'ın gitmesi gerektiğinin altını çizdi. Kendi halkına böylesine bir katliam maruz bırakmış kendi halkını ve kimyasal silah kullanmış kendi halkına, kimyasal silah kullanmış bir liderin de kendi ülkesine barış getirebileceğine inancımız geçmişte de yoktu. Son katliamlardan sonra bu inanç sadece bizde değil, hiçbir makul uluslararası aktörde kalmamış olduğuna inanıyorum. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, İran'ın tavrını da değerlendirdi. Ruhani yönetiminden olumlu adımlar beklediklerini kaydetti. İran yönetimi de bu konuda Esed yönetimine güçlü mesajlar o dönemlerde iletemedi, etki edemedi diyebiliriz. Şimdi yeni bir yönetim var İran'da. Bütün bu değerlendirmeleri yaptıklarına, yapacaklarına inanıyoruz.